Evet arkadaşlarım, şimdi cephelerdeyiz. Cepheleri tek tahtaya sığdırma şansımız yok. Ya da tek A4 kağıdına sığdırma şansınız yok. İki bölümde yapacağız. Şimdi cepheleri önce şöyle başlayacaksınız arkadaşlarım. Hangileri bizim taarruz cephelerimiz? Hangileri savunma cephelerimiz? Bizim arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda iki tane taarruz cephemiz var. Bunun bir tanesi arkadaşlar Kanal cephesi. Öteki de hangi cephe? Kafkas cephesi. Baş harflerine baktığın zaman ne çıkıyor arkadaşlar? Şifremiz bu. Kaka arkadaşlar. Hani futbolcu kaka var ya, oradan aklınıza gelmesin. Öteki kakadan aklınıza gelsin. Yani iki cephede düşmana saldırmışız. İkisinde de batırmışız. Ne olduğunu yazdım tahtaya arkadaşlar. Buna dikkat edin. Kanal ve Kafkas cephesi taarruz cephelerimiz. Savunma cepheleri ise diğer cepheler. Yani ezberlemenize gerek var mı arkadaşlar? Yok bence. Onu zaten birazdan konuşacağız arkadaşlar. Irak cephesi, Çanakkale cephesi, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen. Bir de sınırımız olmadığı halde savaştığımız cepheler var. Galicia, Makedonya, Romanya cepheleri. Bu cephelerin özelliği ise arkadaşlarım, müttefiklerimize yardım için ne yaptık? Savaştık arkadaşlar. Galicia'da kime yardım ettik dersek arkadaşlar, Avusturya'ya. Baş harflerine odaklanırsanız biraz zayıf işin rolü arkadaşlar ama olsun. Belki işinize yarayabilir. Galicia'da kime yardım etmişiz? Avusturya'ya. Kime? Elin gavuruna. Gavura yardım etmişiz. Bak zaten yabancı yardım etmedik arkadaşlar. Elin gavuruna yardım etmişiz. Makedonya ve Romanya'da ise arkadaşlarım. Makedonya ve Romanya'da ise kime yardım ettik? Bulgaristan'a yardım ettik. Bu da bir ara meşhurdu. Merhaba Televole vardı. Bilir misiniz arkadaşlar bilmiyorum ama merhaba Televole. Gavura demişiz ki merhaba deyip savaşa yardım etmişiz. Önemli mi? Bu kadar detay sanki çıkmaz ama belli olmaz arkadaşlar bu işler. İşi şansa bırakmayın, o kadar emek veriyoruz. Makedonya ve Romanya'da Bulgaristan'a yardım arkadaşlarım. Galicia'da ise kime yardım? Avusturya'ya yardım dedik arkadaşlarım. Anlaştık mı? Peki Osmanlı Devleti savaşa girdiği zaman bu bilgiye de dikkat edin arkadaşlarım. İngiltere nereyi ilhak etmiş? Kıbrıs'ı ilhak etmiş. Peki soruyorum arkadaşlarım. İngiltere Kıbrıs'ı hangi antlaşmadan, hangi savaştan sonra almıştı? Hatta Bahadır Trablusgarp değil. Ben de Bahadır merakla soruyorum. Bahadır tarihi bayağı öğrendi arkadaşlar çünkü de. Daha geri, daha geçmişti arkadaşlarım. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı vardı. Hatta Ayas Stefanos şartları çok ağırdı da Berlin'e çevirmişti İngiltere. Dedi ki ben o kadar yardım ettim. Kıbrıs'a el koyuyorum dedi arkadaşlar. Kim? İngiltere. Hatırlayın 93 harbinden sonra burada da ilhak etti. Yani artık kendisine ait olduğunu, kendisine bağladığını duyurdu arkadaşlar. İlk cephemiz hangi cephe arkadaşlarım? Kafkas cephesi. Şu boşluğu da ben harita alanı olarak kullanayım arkadaşlar. Yani çok harita kullanmayacağız bu derslerde. Siz arkadaşlar şimdi birkaç gün içerisinde tarihsepeti.com yayına girecek. Ben orada bir bölümde haritalar koyacağım. Haritaları tıklayıp inceleyebilirsiniz. Tamam, hangi konu işliyorsanız o konuyla ilgili haritaları bulun ve ona göre dersinizi çalışın arkadaşlar. Bu Kafkas cephesi burada. Kime karşı açıldı arkadaşlar? Sovyet Rusya mı, Çarlık Rusya mı? Çarlık Rusya'ya karşı açıldı. Açılan iç cephe. Biz mi saldırdık, onlar mı saldırdı arkadaşlar? Biz saldırdık. Ne cephesi? Taarruz cephesi. İki cephe vardı. Birisi Kanal, birisi de Kafkas idi. Başladı. Peki neden saldırdık arkadaşlar? Bakın taarruz cephesi. Çünkü Almanya'nın isteği var burada arkadaşlar. Nereye almak? Bakü petrollerini ele geçirmek. Bakın Bakü petrolünü ele geçmek. Peki Osmanlı Devleti hangi cephede, siz oradan siz buradan düşünün, Musul petrollerini almak için uğraştı? Arkadaşlar uğraşmadı. Çünkü Musul... Ekran başı sizin dediğinizi merak ediyorum. Musul zaten bizde. Musul petrollerini korumak amacımız var. Almak, ulaşmak zaten bizde ama ona dikkat çekmek istedim sadece. Buna dikkat edin. Bakü'yü almak istiyoruz ama böyle kanalize edince insan düşünüyor bir şeyler ama orada bir şey var gibisinden. Ben biraz haylik yapıyorum burada arkadaşlarım. Çok yaşa. Peki Bakü petrollerini ele geçirmek. Enver Paşa'nın Pantürkizm ideali. Bu çok ciddi bir hedefti arkadaşlar. Enver Paşa biliyorsunuz birazcık üst bir hedefti. Turancılık ideali arkadaşlar. Neydi bu? Dünyadaki Türkleri tek bir bayrak altında birleştirme. Kimle birleşmek istiyor? Orta Asya Türkleri ile birleşmek istiyor arkadaşlar. Pantürkizm ideali. Ve Rusları Kafkaslar'da tutmak. Yine Almanya'nın işine yarayacak arkadaşlar. Orada oyalamak. Başka? Orta Doğu petrollerini korumak. Oranın baskı altına girmesine engel olmak. İran üzerinden arkadaşlar buralardan nereye doğru ulaşmak?
Hindistan'a doğru da ulaşmak ve İngiltere sömürgelerini ne yapmak arkadaşlar? Zorlamak. Ve burası da önemli arkadaşlar. Kars, Ardahan, Batum'u ne yapmak? Geri almak. O zaman sorarlar size hangi cephelerde Osmanlı'nın toprak almak amacı vardır? Savunmalarda yok, saldırılarda var. Tarık. O zaman burada toprak alma hedefimiz var mı arkadaşlarım? Var. Peki Kars, Ardahan, Batum'u nerede kaybetmiştik kabımızı? Kap diye kodlamıştık arkadaşlar. 93 harbinde. 1878 Berlin Anlaşması'nda Elviye-i Selase diye geçer. 3 vilayet arkadaşlar. Elviye-i Selase. Buna dikkat edin. Burayı geri almak. Peki gelişimi? Enver Paşa arkadaşlar burada biliyorsunuz Sarıkamış Harekatı'nı düzenledi. Biz olayları tartışma yoksa girmeyeceğiz arkadaşlar. Bizim amacımız burada KPSS'de test taktiği ve hedefimiz arkadaşlar sınavı kazanmak. Hani yok Sarıkamış şöyleydi böyleydi ama çok ciddi bir olay biliyorsunuz. Rakamlar değişmekle beraber 90 bin askerimiz klasik cümle şehit oldu soğuktan, savaşmadan. Bu çok ciddi bir neydi arkadaşlar? Zarardı, kayıptı yani. Ama şu aslında yaşanan gelişme arkadaşlar. İstanbul'dan gemiler yola çıkartılmış. Lojistik destek için arkadaşlarım. Ama gemiler Rus donanmasının bastırılmış, batırılmış. Destek ulaşmadığı halde sefer başlatılıyor. O arkadaşlar dağların sert koşulları dikkate alınmıyor. Çok ciddi bir hata ve bu Sarıkamış Harekatı'ndan sonra arkadaşlarım Enver Paşa İstanbul'a geldiğinde 3 ay gazetelere sansür uygulayacak ve bunu haberi duyurtmayacak memlekette. Ve arkadaşlarım Rusya Erzurum'dan Trabzon'a kadar olan bölgeyi ne yapacak? Ele geçirecek arkadaşlarım. Peki Mustafa Kemal Kafkas cephesinde savaştı mı? Arkadaşlar savaştı. Mustafa Kemal'in savaştığı cepheleri arkadaşlar biz nasıl kodlayacağız? Buna alışalım. Mustafa Kemal'in savaştığı cepheler çıkış. Çıks aslında. Çıkış değil arkadaşlar. Çıks. Otomatik kapı sesi. Yani giriyorsun AVM'ye çıks. Kapı çalıyor. Çıks. Kapı ne? Çıks. 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 Kapıyı bozmayalım. Fazla oynamayalım. O zaman dikkat edin. Çıkıştan aklınıza gelsin. Çanakkale, Kafkas, annemden alışkan. Hep öyle yaparım. Bir şey bozma diye sürekli müdahale ederdi bana. Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin. İlk nerede savaştı Mustafa Kemal? Çanakkale'de. Sonra Kafkas'ta, sonra Suriye, Filistin'de. Şifremiz neymiş? Çıks. Siz de söyleyin. Çıks. Güzel arkadaşlar. Peki o zaman. Şimdi devam ediyoruz. Burada arkadaşlar Kafkas cephesinde Ermeni faaliyetlerini görüyoruz değil mi? Ermeniler de Rus faaliyetlerine katılıyorlar arkadaşlar. Ve bizi zorunda bırakıyorlar. Ve arkadaşlar tehcir yasası çıkartılıyor. Peki Ermeni faaliyetlerine karşı tedbir alan bizim hangisi arkadaşlar? Buna dikkat edin. Dahiliye Nezareti. Dahiliye Nazırı kim? Talat Paşa. Bakın bu yasanın çıkartılmasında, uygulamalarda kim etkilidir? Dahiliye Nazırı Talat Paşa etkilidir arkadaşlar. Ve bu yasayla diğer adı Sevk ve İskan Kanunu. Kitabımızda arkadaşlar sağ tarafta kutucuk içerisinde var. Ayrıntılı bir şekilde yazdık oraya. Ermeniler Suriye ve Lübnan bölgesini ne yaptılar? Daha doğrusu Suriye ve Lübnan bölgesine göç ettirildiler. Nereye? Suriye bölgesine. Bu çıkabilir arkadaşlarım. Hangi gazete yayınlanmıştır bu Sevk ve İhsan Kanunu arkadaşlar? Takvimi Vekayi gazetesine yayınlanmıştır. Peki Ermenilerin yayın organı hangisidir? Ararat gazetesidir. Peki Ermeniler faaliyetlerini burada nasıl yönettiler? Akdamar Ruhban Okulu kullanarak. O zaman Ermeni faaliyetlerini yürüten kurum hangisiymiş arkadaşlarım? Akdamar Ruhban Okulu. Ve Ermeniler arkadaşlar soykırım günü olarak kabul ediyorlar biliyorsunuz bu yasa ve sürecini. Soykırım günü olarak sözde soykırım diyelim artık arkadaşlar. Kabul ettikleri gün ise hangisi arkadaşlarım? 24 Nisan. Tedbir alanı unutmuyorsunuz. Dahiliye Nezareti arkadaşlar. Buradan soru gelebilir. O zaman Kafkas cephesi içerisinde tehcir yasasına dikkat edin arkadaşlarım. Değil mi? Ermeni faaliyetleri, Sarıkamış Harekatı, Enver Paşa'nın nesi arkadaşlar? Turancılık ideali. Peki geldik buraya. Bu bölümde de arkadaşlar Mustafa Kemal'den bahsedeceğiz. Mustafa Kemal. Burada savaştı mı arkadaşlar? Savaştı. Şifre neydi? Çıkıştı. Çanakkale, Kafkas, Suriye cepheleriydi arkadaşlarım. Mustafa Kemal Çanakkale cephesine sonra nereye gelmiştir? Kafkas cephesine gelmiştir. Ve burada Muş ve Bitlis'i geri almıştır. Buraya önemsin arkadaşlar. Mustafa Kemal'in geri aldığı yerler neresidir? Muş ve Bitlis. Ve Bitlis'i aldıktan sonra Mustafa Kemal'e Miralaylık'tan hangi rütbe veriliyor? General rütbesi veriliyor arkadaşlar. Ve altın kılıç madalyası verilmiş arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Muş ve Bitlis kısmında arkadaşlar. Peki Mustafa Kemal nerede Türk halkının lideri olarak tanınacak? Nerede yaptığı savaşlar Mustafa Kemal'i lider olarak tanıtacak? Çanakkale Savaşı'dır. Çok önemli arkadaşlar. Peki Bolşevik İhtilali. Şimdi arkadaşlarım Bolşevik İhtilali, biz Ruslara savaşıyoruz. Rusya ilerlemiş.
Erzurum'dan Trabzon'a kadar gelmiş, çok zor durumdayız. Ama Rusya da zor durumda. İçinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, ihtilal arkadaşlar gerçekleşiyor. Çanakkale cephesinde başarısız olması, itirafların oraya ulaşamaması, buradaki savaşlar sürerken Rusya ne yaşadı? İhtilal yaşadı. Kaç yılında arkadaşlarım? 1917 yılında ve lütfen dikkat edin, Erzincan Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak Rusya savaştan çekildi arkadaşlarım. Ve en sonunda arkadaşlar şuna dikkat edin, Brest-Litovsk Anlaşması'nı imzaladı. Resmi olarak anlaşma imzalayarak savaştan çekilen ilk devlet kim demiştik? Rusya. Ama bu bir ateşkes değil. Rusya zaten galip taraftaydı. Hani o İngiltere, Fransa tarafındaydı arkadaşlarım. Resmi olarak anlaşma imzalayarak çekilen. Ama savaştan ilk çekilen devlet diye sorarsak arkadaşlar Japonya. Çünkü isteklerini almış, sessizce çekilmiş arkadaşlarım. Resmi olarak çekilen ise 3 Mart 1918'de Rusya arkadaşlarım Kars, Ardahan, Batum'u ne yaptı? Bize bıraktı arkadaşlar. Kars, Ardahan, Batum'u. Peki Kars, Ardahan, Batum'u geri almışız. Toprak kazanmışız, o cephede kazanmışız. Nerede kaybetmiştik Kars, Ardahan, Batum'u? Berlin Anlaşması. 93 Harbi'nde arkadaşlarım. Ne diyorduk biz buna arkadaşlar? Elviye-i Selase. Elviye-i Selase. O zaman arkadaşlar bu cepheden bunlar bizim için yeterli. Hangi cepheye geldik? Çanakkale cephesine. Yalnız ben bu dersi ne zaman anlatsam kendimi suçlu hissediyorum. Çünkü Çanakkale cephesini 5 dakikada 7 dakikada anlatmak aslında gerçekten de bence bir suçluluk. Fakat biz burada biliyorsunuz KPSS için uğraşıyoruz ve test tekniğiyle çalışıyoruz. O yüzden de Çanakkale Savaşı'nı nedenleriyle sonuçlarıyla tak tak geçeceğiz. Fakat bizim hepimizin arkadaşlar Çanakkale'yi çok iyi anlaması lazım. Hele bu günümüzde hani biz burada arkadaşlar Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla hep beraber hiç ayrım yapmaksızın, yaş farkı gözetmeksizin, okul farkı gözetmeksizin şehit olduk yani. Atatürk'ün biz oraya üniversiteyi gömdük. Bir üniversite gömdük dediği arkadaşlar Çanakkale. Hepimizin atasının şehit olduğu yer Çanakkale. Bizim birliğimiz Çanakkale arkadaşlar. Burası çok çok ayrı. Tek bir şey anlatayım farklı olarak, gidişat olarak. Ondan sonra ben size arkadaşlar Çanakkale'yi test tekniği olarak vereceğim tabii ki. Şu İngilizlerin kullandığı silah beni çok etkiliyor. Çok acımasızca bir silah arkadaşlarım. Hep de anlatırım. 4 uçlu arkadaşlar çiviler kullanmışlar Çanakkale'de İngilizler. Aslında kimyada gelişen bir bilimsel gelişme arkadaşlar bu. Öyle bir açı ki buraya ben nasıl anlatırım şöyle göstereyim arkadaşlar. Keşke elimizde olsa bir tane örnek gösterebilsek de. 3 ayağı yerde, 1 ayağı havada çiviler kullanmışlar İngilizler arkadaşlar. Ve bunun her ucuna bal mumuyla arkadaşlar zehir yapıştırmışlar. Ve bunu Türklerin cephe gerisine atmışlar. Savaşırken değil, geri çekilirken bizim Türk askerleri bu çivilerin üstüne basıyor arkadaşlar. Ve çivi nasıl düşerse düşsün muhakkak bir ucu havada. Bizim orada dedelerimiz arkadaşlar bir çarık bile yokken askerler bastığı anda zehir vücuda yayılıyor arkadaşlar. Yaşamak istiyorsanız hızlı davranacaksınız. Tek bir kural var. Bacağı diz kapağından keseceksiniz arkadaşlar. Azıcık geç kaldınız arkadaşlar zehir daha hızlı yayılıyor. Bacağı tam buradan kesmek zorundasınız. Hani çok benzetme abes kaçacak arkadaşlar. Bir tavuğu bile keserken, yemek yaparken bıçağın yüzü dönüyor değil mi? Küçük kemiği keserken burayı sen komple keseceksin ki o zaman şartlarını düşünün. Uyuşturucu o ne onun madde arkadaşlar orada kullanamaz. Narkoz kullanamayız mesela. Onlar yok. Çok eksik içindesin arkadaşlar. Ve ne olacak bu sefer? O bacağı keseceksiniz. Bir de kan kaybından ölmemek için arkadaşlar bu bacağı kestikten sonra ateşte dağılacaksınız. Peki niçin yapacaksınız bunu? Biraz daha savaşabilmek için arkadaşlar. Biraz daha savaş. Hani şey değil. Hani yaşamak için değil. Bizler için, nesiller için, torunlar için, ölmek için arkadaşlar bunu ateşte dağılacaksınız. Bu şekilde 1200-1300 askerden bahsediliyor Çanakkale Savaşı'nın arkadaşlar. Hani çok şey bir silah, yani hain bir silah. İngilizlere sormuşlar diyorlar, bilmiyorum ne kadar doğru. Hani siz bunu işte kullanmışsınız, bu insanlık suçu değil mi diye. Onların dediği şey şu, Türkler insan mı arkadaşlar? Yani Çanakkale çok ayrı bir şey ya. Bu bence ayrı bir ders olarak okutulmalı. Ama biz burada sadece test tekniği olarak gireceğiz. Detayına girmeyeceğiz. Ama ben inşallah diğer projem ileride hep size söyledim, size paylaşayım arkadaşlar. Tarihimizden olayları böyle seçip onları anlatmak istiyorum görsellerle beraber. İnşallah bunu da ilerleyen zamanda yapacağız. O halde biz Çanakkale şöyle bakalım. Test tekniğiyle açıklamasını yapmak istiyorum illaki arkadaşlar. Çünkü bu savaş çok çok önemli. Savunma savaşı. Amaç ne? Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak arkadaşlar. Rusya'ya denizden yardım götürmek. Balkan uluslarını savaşa çekmek. Şurayı kullanayım arkadaşlar tahtada. Çünkü bu sene biliyorsunuz bu çekimlerde kavram haritasına çok önem verdik. Tahtayı çok bozmak istemiyorum. Siz de bu çerçevede dersleriniz hazırlayın arkadaşlarım. Şöyle şurayı ben size göstereyim arkadaşlar. İngilizler kendilerine o kadar eminler ki buradan diyorlar biz gireceğiz.
kara saldırısına gerek kalmadan kardeşim şu boğazlardan tak 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 geçeceğiz, İstanbul alacağız, tak 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 kime yardım edeceğiz? Rusya'ya yardım edeceğiz. Lütfen dikkat, denizden yardım amacıyla açılan cephedir. Rusya'ya denizden yardım. İki yer var. Rusya peki karadan yardım derse hangi cephe açılmıştır arkadaşlarım? Irak cephesi. Bakın şurada da Irak cephesini anlatacağız bir dahaki tahtamızda. Orada da Rusya karadan yardım. Unutma, Rusya denizden yardım için açılan cephe Çanakkale, karadan yardım için açılan cephe arkadaşlar Irak cephesi. İkisi de başarısız. Hatta İngilizler ne diyor arkadaşlar? Churchill 5 çay ne diyor? İstanbul'a içeceğiz diyor. İngilizlerin o meşhur 5 çayı var ya arkadaşlar. Gazetecilere röportaj için saat veriyor. 5'te diyor İstanbul'da görüşürüz. 5 çayında diyor arkadaşlar. Görüşüyorlar. Denizin dibinde. Şaka. Milliyetçi tarihe dönmeyelim arkadaşlar. O zaman arkadaşlarım burada çok fazla kahramanınız var ama hani testlere çıkabilecek şeyler neler var? Burada İngiltere, Fransa, Kumkule ve Settülbahir bölgesine saldırdı. Nusret Mayın gemisi mayınları döşedi biliyorsunuz. Plan şu, adamlar çok eminler. Neden emin olmasınlar ki? Dünyanın en büyük demir makinelerine sahiptir arkadaşlar. Düşünsene sen Çanakkale'desin, denize bakıyorsun, denizin ortası en büyük sömürge devletlerinin gemileriyle dolmuş. Dolmuş. Bir de savaşın öncesinde Almanlar bize demiş ki size biz top getireceğiz, yardım edeceğiz. S-topları kaldırın. Kaldırmışız. Doğrusu topumuz yok. Allah'tan arada bir küçük saldırı alıyoruz da. İngilizlerden, Fransızlardan. O saldırıyla baş etmeye çok zorlanıyoruz. Oho diyoruz, Almanlar yardım gönderecek kadar bizi duman edecekler. Gemilerdeki eski topları söküyoruz. Müzelerdeki topları getiriyoruz. Müzelerdeki topları düşünün. Tahmin ediyoruz, yerleştiriyoruz da. Birazcık hazırlıklıyız ondan dolayı. Ve arkadaşlar adamların planı şu. Bunlar diyor ki mesela Fransızlar kenara gidecek, bombalayacak. İngilizler ilerleyecekler arkadaşlar. İngilizler kenara gidecek, bombalayacak. Fransızlar ilerleyecek arkadaşlar. Bakın seri bombala tak 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 ilerleyecekler. Bu plan. Çünkü neden? Mayın yok ki. Denizden altı tertemiz. İşte Nusret Mayın gemisini döşedi o mayın. Son işte 26 mayın diyorlar arkadaşlar. Son mayınlar burada. Kenara, kıyıya paralel döşenmiş. Adamlar kenara açıldıklarında mayın yok derken bir demire patlama başlamış. Şimdi mayın tarlasındasın. İşte bu sefer arkadaşlar Seyit Onbaşı gibi birçok kahramanımızın arkadaşlar oraya top atışları. Seyit Onbaşı ismini de çok anıyoruz arkadaşlar. Çünkü adam 276 kilo, bir rakamda pek aklımda kalmıyor arkadaşlar. Benim de 276 kiloluk bir top mermisini tek başına kaldırıyor. 3 basamaklı mermi yukarı çıkartıyor. Atış yapıyor. Vuramıyor. Bir daha aynı şeyi yapıyor. Bir daha aynı şeyi 3'ünde vuruyor arkadaşlar. Anlatılana göre değil mi? Diyorlar ki sen diyor hani bir fotoğraf çekelim seninle, kaldıramıyor. O anlatım var arkadaşlar, ne diyor? Hani getirin o düşmanı tekrar kaldırayım. Kendisi oduncuymuş arkadaşlar. Balıkesir tarafında bir köydeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Atatürk arkadaş onu ziyarete gidiyor. O tarafı ziyaret edip onu görmek istiyor. Biz biraz değerlerimize çok sahip çıkmıyoruz galiba. Ondan sonra onu arkadaşlar bir güzel işte sakalı falan tıraş ediyor. Biraz şeymiş yani üstü başı falan şeymiş. Kirliymiş, temizliyorlar falan. Bir düzene sokuyorlar. Atatürk karşısında öyle çıkartıyorlar. Atatürk çok üzülüyor. Yani biz bazen galiba değerlerimizi atlayabiliyoruz aslında arkadaşlar. Çok duygusal milletiz ama gene de dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Seyit Onbaşı gibi o top atışlarıyla arkadaşlar ne olacaktır? Biz düşmanı yeneceğiz arkadaşlar. Peki İngilizlerin bu Çanakkale'yi geçme planının adı nedir? Garden planı. Buna dikkat edin. Ne planıymış? Garden planı. Çanakkale'yi geçme planının adı arkadaşlar. Ona dikkat edin. Ve sonuç olarak Mustafa Kemal burada savaştı mı arkadaşlar? Savaştı. Hangi alayları yönetti? 27. ve 57. alayları yönetti arkadaşlarım. 27. ve 57. alayları. 57. alay biliyorsunuz değil mi arkadaşlarım? Tamamı, bütün askerleri şehit olan alaydı arkadaşlar. Sancağı nerededir? Arkadaşlar Avustralya'da. Neden arkadaşlarım? Çünkü teslim alınmış ama sancağı yere düşmemiş arkadaşlar. Şey yazıyormuş o sancağın altında da görenler anlatırlar. Yazısını görürsünüz internette. Bu alayın hiçbir askeri esir alınamamıştır diye. Çünkü sonuna kadar arkadaşlar ne yapmışlar? Direnmişler, savaşmışlar. 27. alayın savaştığı yer arkadaşlarım Kemal yeri diye geçer. Ona dikkat edin. 57. alayın bence komutanı kesin bilmeliyiz. Hüseyin Avni Paşa. Arkadaşlar Hüseyin Avni Paşa arkadaşlar. Onunla bilin lütfen. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki başka Atatürk'ün bir emir var biliyorsunuz arkadaşlar. Ne diyor? Ha şunu söyleyeyim önce. Anafartalar, Conkbayırı, Settülbahir arkadaşlar. Kireçtepe, Arıburnu arkadaşlar. Buralar savaşılmış. Hani şıkları şey koyarlar genelde. Derne Tobruk kısmını koyarlar arkadaşlarım. Ama Derne Tobruk neredeydi? Bingazi. Bunlar hep Trablusgarp'taydı. Bunlara dikkat edin. Atatürk'ün meşhur emir var arkadaşlar. Ne diyor? Ben size taarruz değil ölmeyi emrediyorum sözü. Bu sözü arkadaşlar Conkbayırı'nda söylendi diye kabul edeceğiz ama bazı kanallar Arıburnu, bazıları Conkbayırı diyor. Kesin değil. Yazılı bir emir. İki cephede de verilmiş ama genel kabul arkadaşlar Conkbayırı'nda verildiği
Emir neden çok önemli arkadaşlar? Düşman taarruza geçmiş, ayağa kalkmış, seri harekete geçmiş. Bizim o sayıca az askerler geri dönüp düşman üzerine süngüyle koşunca düşman korkuyor arkadaşlar, karşı taarruz geldi diye herkes siper atıyor. Düşün, bize kurşun yok. Süngülerle o taarruzu o an ne yapmışız? Durdurmuşuz arkadaşlar. Ama bunca kahramanla, bunca kurşuna, savaşa rağmen, şehite rağmen biliyorsunuz masa başında nereye gelecekler? İstanbul'a gelecekler. Mustafa Kemal de o sıra Suriye Filistin'den İstanbul'a gelecek ve gemilere şöyle bakacak, ne diyecek? Geldikleri gibi gidecekler. Gidecekler mi? Gidecekler de arkadaşlar, çok kolay gitmeyecekler değil mi? Çok uğraşacağız. Çok uğraşacağız ya, çok şehit vereceğiz ya. Neyse arkadaşlar, peki o zaman kapanan ilk cephe hangisi arkadaşlar? Çanakkale cephesi, buna dikkat edin. Peki sonuçlara gelin, burayı inceleyelim. Rusya'da ekonomi çöktü. Bolşevik ihtilali gerçekleşti. Bulgaristan kararsızdı. Bu kahramanı görünce arkadaşlar dedi ki savaşa katılayım. Bulgaristan kimin yanında savaşa katıldı? İttifak devletleri bizim yanımızda. Bulgaristan'ın katılmasıyla arkadaşlar ne sağlanmıştı? Kara bağlantısı. Ama dikkat, ateşkes imzalayıp çekilen ilk devletken kim olacak? Bulgaristan olacak. Peki savaşın süresi uzadı. Süreyi kısaltan olay ABD'nin savaşa dahil olması. Mustafa Kemal Türk Kurtuluş Savaşı'nda lider olarak tanındı arkadaşlar. Öyle kendiliğinden olan bir şey değil. Bakın savaşlar sonucunda ve şuna dikkat edin arkadaşlar. Ruşen Eşref Ünaydın Mustafa Kemal'e röportaj yapmış ve Mustafa Kemal'i dünyaya duyan ilk gazeteci olmuştur arkadaşlar. Onu da söylemek isterim. Burada birçok eğitimli insanımızı kaybettik. Yani şunu bilin, savaş kazanılacak sonra belki arkadaşlar, ama Atatürk bu sefer yeni bir Türk devleti kurarken bu sefer okumuş o bilgili insanlar olmayacak çok fazla yanında. Neden? Çünkü arkadaşlar çoğunluğu şehit oldu ve Mustafa Kemal albaylık rütbesini alacak arkadaşlarım. Buna da dikkat edelim. O zaman arkadaşlar Çanakkale ve Kafkas'ı burada işledik. Bu iki cephe, sizler de bu şekilde tahtanızı hazırlarsınız. Birazcık da genişletebilirsiniz arkadaşlarım. Diğer derste görüşmek üzere diyelim.